Amerikan Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'la Gül'ün, Başbakan'ın ve Cumhurbaşkanı'nın görüşmelerine. Evet. Şimdi şöyle direkt soracağım. Condoleezza Rice niye geldi? Güzel. Condoleezza Rice, işte karikatürleri de yapıldı ya, durup dururken niye öptü gibi bir olay. Şimdi bir defa Türk basınında ne hikmetse yer verilmeyen, fakat muhtemelen yarın veya öbür gün en geç Condoleezza Rice'ın açıklayacağı başka bir olay var. Bu geliş gidişler içinde bundan hiç söz edilmedi. Nedir o? Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin, donanmasının Karadeniz'e çıkma isteği var. Ve bu bizim Montreux Anlaşmamızın 12. 11. maddelerini ihlal edildiği takdirde çıkabiliyor. Demek ki Montreux gündemde ve diyor ki Amerika, benim Akdeniz'deki donanmamı ben Karadeniz'e çıkartacağım diyor. Bana izin vereceksin diyor Türkiye'ye. Bir dakika, çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Evet, bir kere daha söylüyorum. Şimdi bunu Türkiye'de Condoleezza Rice hükümete bildirmiştir ama açıklamasını Bulgaristan'a gidecek ya şimdi. Bulgaristan'da Sofya'da yapacak açıklamayı. Kuvvetle muhtemelen yarın ya da öbür gün gazetelerde okuyacaksınız. Ama ilk kez senin bu programında burada biz söylemiş olalım. Teşekkürler. Evet. Hakikaten çok enteresan bir şey söylediniz. Bunu ne dedim lütfen? Evet. Evet. Şimdi diyorsunuz ki Condoleezza Rice'ın gerçekten gelişinin nedenlerinden var biri. Ama bir tanesi bu açıklanmadı ülkede. Evet, evet, evet. Bulgaristan ziyaretinde açıklayacağını evet, söylüyorsunuz evet, yarın evet. Ya da öbür gün. Bugün gidiyor. Bugün gidiyor. Gece gidiyor. Yani i̇şte şimdi açıklamayı orada yapacak diyorsunuz. Orada yarın yapar. Amaç bir kez daha tekrar edelim. Deniz Kuvvetleri'nin, Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin donanmasının Karadeniz'de konuşlandırılması. Şimdi mevcut Montreux yasalarına göre Türkiye'de boğazlar üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik hakları var. Çok kısaca biraz tarih bilgisi vermek zorundayım. Tamam, lütfen. Şimdi bakın, Lozan Anlaşması'yla Türkiye bir millet olduğunu ispat etti. Evet. Ama Türkiye'nin devlet olduğunu ispat etmesi 29 Ekim'de yapılan Cumhuriyet'in ilanıyla oldu. Lozan olmasaydı ondan 2,5 ay sonra, efendim, Temmuz'dan Ekim'e kadar geçen dönemde Lozan Anlaşması olmasaydı Türkiye Cumhuriyet olamazdı. Hı hı. Ha, şimdi demek ki Lozan ve Cumhuriyet'in kuruluşu bağlantılı. Ama devlet olursunuz, meşruiyetiniz olmaz. Çünkü o sırada bakın, bunu Türkiye maalesef unutuyor veya gençlerimiz bilmiyorlar. Boğazlar bizim kontrolümüzde değildi. Evet. Uluslararası bir konsorsiyum boğazları yönetiyordu. Ve Mustafa Kemal'in girişimiyle boğazların üstündeki yabancıların hakları ilga edildi. Oraya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü getirildi boğazlara. Evet. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bakın, millet oldunuz, devlet oldunuz, egemen devlet oldunuz. Hı hı. Anlatabildim mi? Hı hı. Yani uluslararası deniz trafiğini senden izin almadan hiç kimse yönetemez. Evet. Buradan, boğazlardan, Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçecek olan bütün gemiler sizin izninize tabidir. Ticari gemiler geçebilir, askeri gemilere geldiğinde 30 bin tonluk askeri gemiler 21 gün süre için, 21 günlük süre için ve 30 bin ton üstüne çıkmadan, çıkmamak üzere geçiş yapabilirler. 21 günde gelecek, geri gidecek yani. Hmm. Geri gitmediği takdirde giremez boğazlardan. Buna Türkiye Cumhuriyeti Devleti karar verir. Şimdi Amerika diyor ki, bu maddeleri değiştirin diyor. Bu 11 ve 12. maddeler Montreux'ün. Bunları değiştirin, benim donanmam orada kalsın diyor. Ve Bulgaristan da yarın orada Amerika'ya 3 tane üs veriyor. Bunlardan bir tanesi deniz üssü. Efendim? Hmm. Donanma girecek, Amerikan donanması çıkmayacak mesela. Şimdi bu ne olacak? Ne getirecek? Çıkmayacak ama orada kalması ona yetmeyecek. Karadeniz'e gelebilmek isteyecek. Bütün Karadeniz'i dolaşacak işte. Şimdi burada ne geliyor? Bakın, öyle bir dönemdeyiz ki, çok enteresan bir dönemde. Bu dünyada iki ülkenin işine gelmiyor. Bir Türkiye'nin, bir de Rusya'nın. Evet. Şimdi Türkiye ve Rusya burada birlikte hareket ediyorlar. Diyorlar ki biz bu Montreux'u değiştirmeyiz. Ve Ruslar da diyor ki Montreux'ün virgülüne bile dokundurtmayız diyorlar.
Amerikalılar'da diyorlar ki buradaki bazı maddeler değişecek. Ve Condoleezza Rice'ın ziyaretinin sebeplerinden biri de bu. Peki bir dakika, şöyle yapalım. Evet. Niçin Amerikan donanması Karadeniz'de olmak ve orada çünkü, beklemek istiyor? Evet. Amaç şimdi çünkü Orta Doğu için mi bütün, yoksa? Bütün Kafkaslar, bütün oradan Rusya, bütün Belarus değil mi? Bütün Beyaz Rusya, bütün Romanya, Sovyet eski tehdit, Sovyet tehdidi, bugün Rus tehdidi. Onlar için. Ve oradan itibaren tekrar bütün nereye kadar Kafkaslar ve o Kafkas ötesi dediğimiz Vladikavkaz yani arkası dediğimiz bölgelerin kontrolü için gerekli. Yani Akdeniz'de nasıl kontrolü temin ediyorsa efendim Karadeniz'de hiçbir kontrolü yok. Ve oraya şimdi bunu sokmak çıkıyor. Şimdi bunu yakın planda hedeflediği bir takım şeyler var. Onları da öne almak evet. için yapıyor olabilir mi? Azerbaycan ve o tarafın hepsi, bir planı projesi Ermenistan, var. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan hepsi bütün bunlarla donanmayı da çıkarttığı zaman Karadeniz'e büyük Orta Doğu projesinin üst çatısı da kapatılmış olacak. Anlatabildim peki, mi? Peki şu genişletilmiş Orta Doğu projesi lafı var. Evet. Hani büyük Orta Doğu projesi evet, vardı bir de evet, genişletilmiş Orta evet. Doğu projesi. Bu ne demek? Nerelerden bahsediliyor? Şimdi bir defa 22 tane Müslüman ülke var. Bunların arasında bu ta Cezayir'den başlayarak buraya gelin sayın. Bunlardan sonra Kafkaslar var. Efendim? Yani Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, yukarıda Apazya, bütün Kafkaslardaki Kafkas halkları. Bu tarafa geliyorsunuz Rusya'nın teğet geçin ondan. Beyaz Rusya var. Romanya, Moldova, Bulgaristan, Yunanistan hepsi dahil bu projenin içine. Bir de Afrika ülkelerinden bazıları var. Ne yapmak istiyor? Şimdi yani bakın, o topraklarda bu bölge, mı gözü var yoksa orayı idare mi etmek istiyor? Buralara hakim, burası hep eski Osmanlı toprakları. Evet. Ve dünya hakimiyetini sağlamak istiyorsanız, dünyada egemenliği sağlamak istiyorsanız bu anlattığım 22 ülkeyi kontrol altında tutacaksınız. Bu 22 ülkeyi kontrol altında tutamıyorsanız dünya hakimiyetiniz olamaz. Mümkün değil. Osmanlı da bu 22 ülkeyi kontrol altında tutmuş, onun için bir dünya devi olmuş. Kontrolü kaybettiği andan itibaren işte bugün geldiğimiz nokta ortada. Dolayısıyla Amerika'nın bu 22 ülke, stratejik ülkeyi kontrol altında tutması gerekiyor. Peki bunun gerekiyor. Dünya kaynaklarıyla da alakası ve ilgisi tabii, mutlaka tabii, vardır tabii, değil mi? Petrolü var, yeraltı zenginlikleri var. Enerji var. Tabii enerji var. En önemlisi onların pazar olması var. Tabii. Şimdi ben kontrol altında tutuyorum ne demek? Ben sana şu malzemeyi satıyorum demek. Tabii. Yani sen başkasından almayacaksın onu. Diyelim ki sen Fransa'dan almak yani bize yapılanın aynısını uzak diyarlara doğru götürüp aynı sistemi orada tabii, da kurmak tabii, ve her tarafta. Devam ettirebilmeyi evet, becermek. Yani, peki, evet. Özür dilerim. Mesela şöyle oluyor. Diyorsun ki ben senin malını alacağım ama param yok. Ben sana parayı vereyim diyor. Yeter ki sen benim malımı al diyor. Ben sana kredi vereceğim diyor. Krediyi de öyle veriyor yani. Diyor ki mesela ben sana 2 milyar dolar kredi verdim ama şu makinaları alasın diye verdim diyor. Yani o para gelmiyor Türkiye'ye. Sen makineyi alıyorsun sadece. Anlatabildim mi? Yani onun verdiği ama senin kredi borcuna yazılıyor. Ayrıca ne makinesi alacağını da gösteriyor. Evet, yani onu ve buradan. Hangi şirketinkini alacaksın onu da söylüyor. Bundan alacaksın diyor. Vay be. Evet. Peki şimdi çok enteresan bir tarafa doğru götürdünüz bizi. Hakikaten şimdi açıklamaları ben özellikle izleyicilerimize takip edeceklerdir. Bulgaristan'dan gelecek açıklamaları merak ediyoruz. Ama onun dışında önemli bir takım şeyler de oldu. Bir kelime, daha doğrusu bir cümle oturtuldu ziyaretinde Condoleezza Rice'ın. Ortak vizyon belgesi dendi. Evet. Şimdi birden biz bir belgeyle karşılaştık. Evet. Bu belge hakikaten birden bugün 16 saatlik yapılan evet. Konuşmalarda mı çıktı ortaya? Hayır efendim, olur mu? Bakın bir belge oluşturalım diyorlar. Ha, demek metin ki, yazalım, bunu karşılıklı imzalayalım. Demek ki ortada bir ortak vizyon yok zaten. Ha, bir kere yok. Bir defa ortada bir ortak vizyon yok ki ya bir ortak vizyon belgesi hazırlayalım diyorsunuz. Değil mi? Yani bir evlilik akdi yapalım der gibi yani. Ya evlenelim ama bir önceden bir tespit edelim neyin ne olduğunu. Demek ki bugünkü hükümetle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle değil bugünkü hükümetle
mevcut Amerikan yönetimi arasında ortak vizyon olmadığı için bir ortak vizyon belgesi hazırlama ihtiyacı doğmuş. Ha, şimdi ama açıklamalar şu yönde. İşte bizim hani yıllardır söylediğimiz Türk-Amerikan dostluğu, hedeflerimiz, misyonlarımız bir yan yana duruyoruz. Burada bazı sapmalar oldu. Özellikle AKP hükümetiyle birlikte bir takım sert çıkışlar meydana geldi. İşte Hamas'la görüştünüz, onu yaptınız, bunu yaptınız. Hani bunları tam bir noktaya getirelim. Bunun adını koyalım artık. Ya bunları korkutmak için o Amerikan politikası Hamas'la görüşüyor. Rusya da görüşüyor Hamas'la, Çin de görüşüyor. O İsrail meselesi için. Şimdi şunu unutmamak gerekiyor. Orta Doğu'da Amerikan siyaseti İsrail'in güvenliği içindir. İsrail'in varlığı ve güvenliği için. Bunun dışında hiçbir olay için Amerika'nın öyle birinci dereceden concern olduğu, yani ilgilendiği bir mesele yok. Demek ki İsrail'in varlığı ve güvenliği esas olan bu. Hı hı. Bütün Orta Doğu politikası, Amerika'nın Orta Doğu politikasının temelinde İsrail'in güvenliği ve varlığı yatar. Ama şimdi bakın ortaya gelen durumda bir stratejik müttefiklik var, bir de stratejik ortaklık var. Bunları iyi anlamak lazım. Yani özellikle de hanımlarımıza iyi anlatalım. Stratejik müttefik olmak, biz NATO'da Amerika ile beraberiz, değil mi? Evet. İşte o bir stratejik müttefiklik. Ama Amerika ile İsrail stratejik ortak. Anlatabiliyor muyum? Hı. Onlar ortak. Orada belli bir ülkü birliği de var. Belli bir ideal birliği de var. Türkiye ile stratejik ortaklık belgesi veya vizyonu veya ortaklığa doğru gidecek bir belge imzalanırsa Amerika o zaman diyecek ki ben sizinle stratejik ortak mıyım? Orta. Aç bakalım şu boğazları. Şu bizim gemiler geçsin bakalım diyiverecek o zaman. Yani o zaman yaptığın gücü olan bir şey ortaya çıkacak. Amacın oraya getirmek değil mi? Evet, çünkü Türkiye'nin bütün istediği bugünkü hükümetin stratejik ortağı olmak Amerika'nın. Ortağı olamazsın. Olabilmen için yapman gerekenler var. Bunların başında eğer bir stratejik ortak isek Amerika da sana diyecek ki haklı olarak biz ortak mıyız kardeşim? Ortağız. Güzel. Aç şunları. Güvenliğimiz için, senin ve benim güvenliğim için bu donanmanın Karadeniz'de durması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Peki şimdi bir şey daha soracağım. Ondan sonra reklama geçeceğiz. Yine sohbete devam edeceğiz ama. Şimdi hep bilinen bir şey var. Amerika hep bize işte küçük kardeşi gibi öyle bir havada. Şimdi biraz başımızı sıvazlar. Aman biz ortağız. Aa, olur mu hani? İşte AB'ye üye olmamızı son derece destekliyor falan. Bunlar bence görünen işin hani balon kısımları. Bunu yapıyor da bunu yıllardır yapıyor. En son mesela Irak operasyonunda ve Türkiye'nin kazanımlarına baktığımızda hiçbir şey yok. Yani aksine Türkiye'nin çok ciddi zararla çıktığını görüyoruz. Tabii. Şimdi burada da bir parmak bal var. Evet. Yani böyle yine bize aman ortağız bak strateji belge imzalıyoruz. Sen de ben var ya süper olacağız. Hani böyle bir hakikaten. Aynen öyle işte. Çok güzel esiliyor. Anlatıyorsunuz. Evet. Gayet güzel anlatıyorsunuz. Ama bunun altından ne çıkacak? Yani Türkiye Cumhuriyeti bununla ilgili olarak neleri veriyor? Neleri kaybetmek üzere? Başta dediğim gibi egemenlik haklarının kısmi devri söz konusudur. Yani boğazlar üzerindeki egemenlik hakkınızı kaybettiğiniz anda devlet olma özelliğinizi de kaybedersiniz. Bu bir. Ama en önemlisi öyle bir açmaza getirdiler ki bu hükümetin beceriksizliği, bilgisizliği ve tabir caizse dış politikadaki cehaletinden dolayı. Bakın İran'da rejimin getirdiği Ahmet-i Nejat'ın görüşleri, hı hı, egemen olur da kazanır da İran bu işten zaferle çıkarsa Türkiye gene zararda. Amerika kazanırsa Türkiye gene zararda. İşe bakın. Yani Amerika'nın kazanması da İran'ın kazanması da Türkiye için tehlike.